Evet arkadaşlar. Gece tarla kontrolüne geldik. İskeletimizin şeyini çıkartalım. Bakalım su tarlaya giriyor mu girmiyor mu diye onun kontrolünü yapacağız. Evet, şu anda su iyi geliyor. Bakalım burada arkadan geçiş yapılıyor mu? Yok. İyi, güzel. Bir de burayı biraz ezelim. Su alttan sızıp geçmesin. Suyumuz da iyi gidiyor. Evet, şimdi gidelim diğer tarafı da kontrol edelim. Bunu buraya koyalım. Evet arkadaşlar, bisikleti değiştirdim. Vitesli yaptım. Diğer bisikletime ne oldu? O ise bizim birader binip kırmıştı. Onu tamir edene kadar eski olan vitesi kullanıyorum. Evet arkadaşlar, şu anda gidiyoruz. Su gördüğümüz bütün ışıklar var ya, hepsi Ermenistan. Evet, Ermenistan ışıkları hepsi. Su uzakta gördüğümüz sarı ve diğer beyaz renklerdeki olan ışıklar hepsi Ermenistan'ın ışıkları. Bir yay boyunca, sınır boyunca gidiyor. Evet, şimdi ikinci kontrol noktasına da geldik. Suyun kontrol etme yerine geldik. Hadi dur, sen de aşağı in. Şimdi evet arkadaşlar, el fenerimizi açıp, evet şimdi buraya geldik. Burayı gün içinde iyice kapattık. Bakalım su alttan sızıp geçiyor mu diye onun kontrolüne geldik. Evet arkadaşlar, su alttan sızmıyor. İyi, güzel, çok şükür. Bu iyi bir şey. Hatta ne olur ne olmaz tedbiren bir daha burayı çiğneyelim. Biraz daha da ezelim. Evet, gidelim üçüncü kontrol noktasına gidelim. Tekrardan bisiklete binelim. Evet arkadaşlar, gece tarla kontrolüne gidiyorum. Su tarlayı basıyor mu basmıyor diye. Evet arkadaşlar, bu taraf buğday tarlası. Buğday tarlasına su girmemesi için kontrolüne geliyoruz. Takip ediyoruz. Bakalım su girmiş mi girmemiş mi diye. Peki madem tarlalara su girmeyecek, o zaman bu suyu ne yapıyorsunuz diye sorarsanız, biz bu suyu bostanı sulayacağız. Evet arkadaşlar, bostanı sulayacağımız için suyu açtık. Açarken de tarlalara girmesinler diye kontrol ediyoruz. Çünkü yarın ya da evvelsi gün tarlaları hepsini biçeceğiz. Yoncaları geçen sefer biçtik. Şimdi sıra çayırlarda. Çayırları biçmek için tarlanın kuru olması lazım. Kuruk nerede çıktı ya? Evet, geldik üçüncü kontrol noktasına. Ya Allah. Bir arkadaşlar, gece olduğu için yılanlar, haşereler de olur. Bunun için biraz da dikkatli olmak lazım. Bu tarafta yok.
karşıya bakalım. Karşıda da geçiş semali var mı bakalım. Hemen arka tarafından da bakalım. Su geçirmiyor. Tamam, o zaman bizim suyumuz da iyi geliyor. Tamam, karşıyı da geçmemeyi, buraya şişkinlik de yok. O zaman devam. Devam. Evet arkadaşlar, şimdi bisikleti kontrolünü sağlayamadım. Tekerle hem bisikleti hem de el feneri tutmak zor. Aynı zamanda da video çekmek de daha da zor. Evet arkadaşlar, şimdi 4. kontrol noktasına doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar, bu ışık benim ışığım. Su karşıdaki ise Ermenistan ışıkları. Bekle beni Ermenistan, geliyorum sana. Tabii ki bunu böyle demez, şakadır. Evet, bisikletimizle gidiyoruz. Kazasız belasız inşallah gider geliriz. Böyle arkadaşlar, her yer sivri karanlık. Hava serin, rüzgar esiyor. Esen rüzgar, ılık bir rüzgar. Evet arkadaşlar, bu şekilde ışığımı kapatarsam Ermenistan ışıkları belki bir nebze olsa iyi görünür diye. Evet, şu şekilde. Her neyse, ben ışığımı açayım. Yola doğru geldim. Bir kazayla karışmadan şimdi geldik 3. kontrol noktasına geldik. Şimdi bisikletimi bu sefer dikleyelim, yere atmayalım. Ya hak. Evet arkadaşlar, bir buraya kontrole geldik. Burada su sızarsa bir sorun değil, yani sızsın, yani hiçbir sıkıntısı yok. Yani istediği kadar gitsin. Önemli olan 1-2-3. Sağı kontrol eden araç var mı? Yok. Solu kontrol eden araç var mı? Yok. Su tarafından bizim Türkiye Kulesi. Bakalım bizim su ne kadar geliyor. Evet arkadaşlar, neredeyse. Evet, su yarım. Kanal yarım geliyor. Tamam, iyi. Bakalım bunun üzerinden açıyor mu yoksa. Tamam, su yarım geliyor. Bu arada buna da bizim ağaçlar. Evet, bizim emektar bisiklet. Evet arkadaşlar, su kontrolü yaptıktan sonra dönüş için hazırlık yapıyoruz. Burada bir sorun yok, istediği kadar o tarafa gitsin. Bakalım şu tarafta. Benim kardeş de şu tarafta olacaktı da, ben yolda o tarladan gelecekti su kontrolüne. Bakalım ben uzaktan onu görebilecek miyim diye bakıyorum. El fenerin ışığı
İyi güzel gösteriyor bakalım ama onu o nerede bakalım, o yola çıkmış olabilir mi? Evet şurada. Evet orada şu tarafta yanan ışıklar onun. Tamam. O da orada işte. Uzaktan sesleniyordu. Bana ışık var. Uzatma. Evet arkadaşlar şimdi dönüş yapıyoruz. Ya Allah bismillah deyip tekrardan yola devam. Yola revanş olalım. Evet arkadaşlar. Bu arada su ışıkları gördüğümüz ışıklar Ağrı Dağı'nın eteğinde olan karakolların ışıkları. Daha biraz aşağı taraftaki ışıklar ise köylülerin ışıkları. Su taraf ise İran tarafı. Her üst taraftaki ışıklar İran tarafındaki ışıklardır. Evet arkadaşlar harbiden de bulunduğum konum çok iyiymiş. Bizim ışık da sabit durmuyor çünkü bir elle hem ışığı hem direksiyonu tutmuşum. Diğer elim ise video çekiyorum. Aynı zamanda da ayaklarla yani muazzam bir denge kombinasyonu oluşuyor. Evet arkadaşlar şu görünen ışıklar ise Ortaköy mahallesinin ışıkları. Evet şimdi gelelim üçüncü nokta kontrolüne, bir daha kontrol edelim. Hani bir söz var, el tekrar ahsen hala kane 180, yani 180 kere tekrar etsen yine de güzeldir manasında. Biz de tekrar tekrar ederek İsimizi daha kuvvetleştireceğiz. Tamam, son bir kontrolleri bir daha yapıyoruz. Aman aman suya düşmeyeyim de. Eğer suya düşersem bütün sermayemi verdiğim telefon heba olur. Tamam. Burada bir sorun yok çok şükür. Devam. Devam, devam. Yola revan oluyoruz tekrar. Evet arkadaşlar şu görünen tek ışık ise bizim ev. Herkesi tanıttım da bir de kendi evimi tanıtayım. Ne olacak yani? Gece vakti gökyüzünü gösterebiliyor muyum? Yok. Gösteremiyorum çünkü karanlığın içinde küçük bir noktayı çıplak gözle görmek biraz daha zor. Telefonda onu çekmekse çok çok daha zor. Evet yola devam. Şimdi geldik ikinci kontrol noktasına geliyoruz. Evet geldik geldik. Hoş geldik. Aracımızı park edelim. Aman düşeceksen düş.
Aha düştü. Şimdi bir daha kontrol ediyoruz. Su iyi geliyor. Şu anda bir sızma izi ve emaresi yok. Niye yok? Çünkü bu portu ağzı ben kapatmıştım. Ondan dolayı bir sızma yok. Evet arkadaşlar, bir de şu şekilde ışıklar göstereyim. Hatta dur. Bakalım yok. Aha dur. Elimizle kamera tarafına tuttuk da. Aha kamerayı bulanlaştırdık mı? Ne oldu? Tamam, netliği sağladık. Şimdi arkadaşlar uzağa biraz yakın edelim. Uzaklaştırdık. 10 piks yakınlaştıralım. Yakınlaştığında ne? Hiçbir şey, hep bulanık. Yani uzak her zaman iyidir. Evet, dişimizi yakalım. İskeletimizi alalım. Aha takıldı. Evet, sağladık. Şimdi emektar bisiklete binelim ve devam edelim yolumuza. Evet arkadaşlar, benim arabamın ışıkları sizinkinden kat be kat daha iyi. Yani baksana, 600-700 metreyi, neredeyse 1 kilometreyi yakın gösteriyor. Şimdi arkadaşlar bu tak tak sesi ise ayak pedalın bisikletin ayaklarına değiyor. Ondan dolayı şimdi biraz da birinci kontrol noktasına geliyorum. Ondan dolayı geldi. Ya hiç düzeltme ile uğraşmıyorum. Nasıl tekrar açacağım. Evet, işte pedal buraya değiyor. Tamam. Tamam, ben de düştü zannettim. Şimdi gelelim tekrardan kontrol etmeye. İyi, çok güzel. Suyumuz iyi gidiyor. Elhamdülillah burada hiçbir yerde sızma girişimi yok. İyi, çok şükür. Şimdi eve doğru gidelim. Giderken de eksi bir kontrol noktasına gidelim. Böyle tunu iyice kaldıralım ki petel değmesin. Az kaldı zaten eve. Sonra evde şurası. Ha, iyi güzel değmedi. Şimdi gelelim eksi bir kontrol noktasına. Zaten şurada bir ışık olacak, o da bizim kardeş de orada. Şimdi bakalım. Geldik mi? Evet geldik. Eksi bir kontrol noktasına da geldik. Bisiklet sen dur. Bakalım, burası eksi bir kontrol noktası. Niye eksi bir? Çünkü bu standart bir sulama noktası değil. Çimentoyu delip yapmıştık. Tamam, hatta dur, iyice üstüne çıkayım. Arkadan göstereyim. Yok, iyi güzel.
gördüğünüz gibi kontroller iyi. Evet arkadaşlar, gece nöbetimiz, su nöbetimiz bu şekilde tamamlandı. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Haydi, Allah'a ısmarladık.